Peki buyurun, tadı nasıl olmuş? Üstündeki çilek aromasını beğendim ama muhallebisinde tat yok zaten. Yani tat yok. Tatı sadece şu çilek aromasını aldım o kadar. Muhallebisi şekersiz mi olmuş? Evet, şekersiz tatsız olmuş. Peki afiyet olsun. Senin söyleyeceğin bir şey var mı Zehra'cığım? Yorum yapmak için yorum yapıyorsunuz gibi geliyor bana. Size öyle geliyor demek. Ama şimdi şu çilekli jölesinde de şeker var bildiğim kadarıyla. Evet. Yani şimdi muhallebiye de şeker atsaydı bu sefer çok aşırı şeker batacak. Bence orantısı tam gelmiş ama tabii yani damak zevki bilemiyorum. Sen beğendin mi şekerini? Yani ben şeker oranını beğendim. Çünkü hani çilekli jölesinde de var. Pişmaniye de tatlı, muhallebisinde de bu sefer iyice tatlıyı bassaydı bu sefer çok aşırı tatlı olacaktı. Peki bu tatlının ismi ne? Tatlıyı basmasına gerek yok ki, her şeyin bir oluru var yani. Pişmaniyeli kap. Niye basacak? Her şeyin bir oluru var. Pişmaniye nerede? Bakın şimdi ben burada, siz dediniz de cheesecake adına. Bildiğiniz kuru bisküvi. Evet. Dediği gibi beyazınız hafiften şekersiz. Ve burada hem çilek var, hem böğürtlen var. Evet, tatları karıştırmışsınız. Biraz, hayır, bilerek böğürtlen kullandım. Ama tatları karıştırmışsınız. Hayır, sonra üstüne de az bir ama şeydi. Ama çilekle böğürtlen bir araya gelmez mi? Ama ben şimdi böğürtlen tadımı alayım, çilek tadımı alayım. Derya Hanım, tatlıda benimle aynı fikirde olduğunuz için teşekkür ederim. Ama meyve, yani çilekle böğürtlenin karışımı tercih meselesi. Böğürtleni içine çok fazla katmadım. Zaten izlersiniz. Çileği yoğunlaştırdım. Böğürtlen sadece bir aroma hani versin istedim. Anladım, anladım. Ben sizi anladım. Keşke çok tek pardon. Olsaydı diyorum. Bu çileği, böğürtleni kendiniz mi koydunuz? Yani dediniz ya ben de kendimden bir şeyler kattım. Kattığınız şey ne hayır, oldu burada? Hayır, kattığım şey şu. Hayır, benim yediğim şey pişmaniyeli cheesecake'ti. Hani altında cheesecake'i vardı. Hı-hı. Ben bunu bisküvili şeklinde yaptım. Hani şu biraz değiştirdim. Kuru işte, bisküviler biraz daha, bir tık daha ince olabilirdi ve kalın. Bisküvileriniz kalın. Jölesiz ve siz yaptınız. Evet, ben kendim Esma hazırladım. Esma Hanımlar aldı yalnız. Ha, yok yok, devam edin, ben konuşurum. Peki, beğendiniz mi içerisine... Derya Hanım? Beğenmedim. Başak beğendin mi? Hayır, beğendim. Rabia? Ben beğendim. Beğendin. Esma Hanım? Şimdi şöyle baktığım zaman güzel, çok şık duruyor. Görüntüsü evet, çok şık. Görüntüsü evet. Harika. Ama muhallebin hiç olmamış. Ya muhallebin bana göre sadece şekeri biraz az olmuş. Muhallebin ne koydun? Sadece süt, un falan mı koydun, pişirdin? Yayılmış çünkü bayağı bak. Nişasta. Tereyağı koydun mu? Dibine doğru. Krema veyahut da krem şanti. Hayır, koymadım. İşte. Yok, koymadım. Peki orijinali de var mı kupta? Tabii ki. Muhallebi de olması gereken odur zaten. Muhallebi öyle yaparsan böyle un kokusu alırsın ondan. Hiçbir tad alamazsın. Yani. Ama içine... yumurtasını atıyorum bilmem nesine her şeyini koyduğun zaman harika şimdi olur. Şimdi bunda yumurta olmaz olur, ki olur olur sarısını yumurta, koyuyorlar. Yumurta profiterolün içindeki krema da olmaz ya. Ben de öyle biliyorum. Pasta kreması. Hayır hayır. Sizi hayranlıkla dinliyorum Esma Hanım şu anda. Konuyor koyan koyuyor. Şimdi şöyle diyeceğim. Bakın anne koyan koyuyor. Koymayan koymuyor. Ben şimdi koyuyorum. Bazı ben evlerde koyuyorum. Hayır tamam, çok pardon. Tamam onu geçelim. Onu geçelim. Onu yok, herkes bazı, koyuyor çünkü. Bazı evlerde çünkü ev hanımları normal tatlıları kendileri mesela nasıl bugün isim kebabını şişe dizmiş. İşte o tarifler bazı ev hanımları evde böyle tatlıları değiştiriyorlar ama orijinalde bir kafeye gidip ama ben koyarım yani. O işte o ama sizin ev tatları. Hı-hı. Normalde bir restorana gidip de bir lokantaya gidip pişmenli kup istediğinde yumurtalı gelmez. Bir tencere muhallebi bir tane yumurta sarısı. O onda fark edilmiyor. Ama bile. İşte bu muhallebi de. Ama şimdi bu evde küçük de yaptığı için sapsarı olur bu sefer o muhallebi. Nasıl ha, krem şantiye bir şey diyemem. Tamam belki... onu herkes koymadığı için onu geçelim ama ben koyuyorum. Çok da lezzetli oluyor. Ben bunu normal size özel olarak yapsaydım belki daha hani niye bize özel yapmadın mı sen? Öyle benim. Demek istemiyorum. İki saatimiz var. Ha, saat bir zamanımız var. Hani tamam, biraz aceleye geldiği için bu şekilde olacağız yani. Tamam göreceğiz işte herkesin gününde peki, nasıl tamam. Olacak. Tamam afiyet olsun herkese. Ben şunu... beğenemedim hiçbir şekilde. Ne sunumunu ne tadını. Afiyet olsun. Evet peki afiyet olsun. Gene de eline emeğine sağlık yani. Muhallebisinin içine labne koydun mu? Labneyi unuttum. Çünkü içinden labne tadı unuttum, almıyorum labneyi ben. Labneyi unuttum evet. Çünkü tarifte labne i̇şte yazıyor. İşte onu tatlandıracak hiçbir şey koymamış. Labne evet. De koyabilirdiniz. Şimdi aşağıdaki bisküvisi güzel. Tereyağlı, içinde tereyağı var okey. Üstündeki muhallebin evet biraz şekeri az olmuş. Hı-hı. Çünkü çilek ve böğürtlen biraz ekşimsi olduğu için hı-hı. Aşağıdan aldığımızda onların ekşisi direkt zaten şekerini kesiyor. Şekerini az koyduğu için hiç şeker tadı gelmiyor. Pişmaniye benim için hani içinin şekli güzel evet ama... Muhallebisinin şekersizliği nedeniyle o bir tatlı gelmiyor. Yoğun yoğun böğürtlenin ekşiliği geliyor maalesef ki. Bir de muhallebiye labne koymamışsın. Keşke onu evet, koysaydın. Evet, unuttum. Evet, onu. O daha benim, da çok tatlandıracak işte değil. Benim anlatmak istediğim oydu. Ya masada şöyle hani sağ ve sol ayrımcılığı vardı. Sağ taraf güzel derken sol taraf beğenmiyordu. Sol tarafın gazıyla sağ taraf coşuyordu. Ama hani yerinde yorumlar da oldu. Mesela tatlı için evet şekersizdi ama yani güzel olana güzel
Tam olarak dendiğini düşünmüyorum. Çünkü evet şekersizdi ama ben diğer yemeklerimi çok beğendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.